karşınızdayım. Haftalık bir vlog çekiyorum bu hafta sizin için. Yoğun bir hafta olacak. Hatta ilk gününe başladık bile sabah. Pilates'e gittim arkadaşımla. Çok güzel geçti. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız bayağıdır kendime uygun bir spor rutini bulmaya çalışıyordum. Pilates hoşuma gitti sanırım. Pilates'le bir şeye, maceraya başlıyorum, atılıyorum inşallah. Kayıt oldum. Detaylarını anlatırım size. Belki başka bir videoda, bilmiyorum. Bakarız. Bugün günlerden pazartesi demiş miydim, hatırlamıyorum. Spordan sonra arkadaşımla kahvaltı yaptık bir yerde. Sonra ben eve geçtim. Hatta markete uğradım eve geçmeden önce. Sonra eve geçtim. Duş aldım. Hazırlandım. Evden çıktım. Az önce de annemlerle konuşuyordum yolda. Çünkü onları da çok sık arayamıyorum ve çok özlüyorum. Onlarla da konuştum. Keyfim çok yerinde. Şimdi Brian'ı almaya gidiyorum evinden. Bugün biraz Chicago'nun dışında küçük başka bir mahalleye gidiyoruz. Bir müzede çekim yapacağız. Fotoğraf çekimi. Sizi de benimle götürüyorum. Haftalık vlog'a başlamış olayım dedim. Ama bugünkü tek etkinliğimiz o olacak. Ondan sonra büyük bir ihtimalle eve geçer. Biraz çalışırım. Ama yarın çarşamba, perşembe, cuma full aktrasyonlu, aksirasyonlu, actionlı bir hafta olacak efendim. Hatta size sürprizlerim olacak ilerleyen haftanın günlerinde. Amin inşallah. Sizi çok seviyorum. Videoyu şu anda burada bitiriyorum. Yine görüşürüz. Tekrardan merhabalar. Brian'la çekimimizi yaptım. Hatta size de çekimlerden çok tatlı kareler çektim. Belki etrafı merak edersiniz diye. Çok güzel bir müzeye gittik. Selfie Müzesi. İçeri böyle giriyorsunuz arkadaşlar. Elinizde bir tane ring light veriyorlar. O işte artık Türkçesine gerçekten bilmiyorum. O ışıklı çember var ya telefonunuzu koyup çektiğiniz. Ondan veriyorlar bir tane. Bir de onların bir düğmesi var böyle otomatik basıp kendinizi çekebildiğiniz. Normalde onlarla o odalarda böyle değişik farklı tasarlanmış dekorlu odalarda kendinizi çekiyorsunuz. Bence güzel bir işletme fikri bu arada. Brian işbirliği yapmıştı işte onlarla. Ben de model olarak gittim. Biz tabii normal telefonla değil makineyle çekim yaptık. Çok da güzel fotoğraflar çıktı ortaya. Bayağı da yorulduk yani. Çekim dediğiniz şey çok zaman ve emek isteyen bir şey bu arada arkadaşlar. Hani ben hep şey dedim, ne güzel çekimdi, ben gelirim falan kafasındaydım. Artık böyle yavaş yavaş ben de yorulmaya başladım. Çünkü çok uzun saatler sürüyor. Bugün 3-4 saat sadece fotoğraf çektik yani. Ama güzel oldu. Sonra yemek yedik. Şimdi ben eve geçiyorum. Daha doğrusu arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Onlarla takılacağım. Biraz daha doğrusu gidip orada biraz çalışacağım yani. Efendim. Haftamıza yarından devam ederiz diyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Herkese merhabalar. Salı gününden vlog kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Size bahsetmiştim sanırım bugün bir arkadaşım gelecek Wisconsin'dan diye. Bir tane Türk arkadaşım var, Ebru. O bugün beni ziyarete geldi Wisconsin'dan. Şu an bizimle. Ben de arkadaşlarıma geldim. Hep beraber hatırlıyoruz. Ama size çok güzel bir paket açılışı yapacağım. Annem bana bir şeyler gönderdi. Annem bana hep bir şeyler alır arkadaşlar. Bilmiyorum sizin annenizde öyle mi? Hep böyle bir çorap alır, işte tişört alır, pantolon alır, ayakkabı alır, biriktirir. Böyle benim evde büyük kocaman bir yerim var şu an. Annem bana aldıklarını biriktiriyordu. Arkadaşlarımdan biri de Chicago'ya gelirken getirdi onları bana. Kamera karşısında açıp size de göstermek istiyorum. Beraber güleriz, eğleniriz anacığım. Evet arkadaşlar, şimdi size annemin gönderdiklerini göstereceğim. Çocuklardayım, kamerayı saçma sapan bir yere koydum. Bakalım annem neler göndermiş.
Şimdi öncelikle şöyle bir çantamız var. Bunun içi dolu. Kamera şu an diyor ki bana ne yapıyorsun? Ekrana sürekli dokunmam gerekiyor. Böyle bir Nike ayakkabımız var. Ayakkabı kutumuz var. İçinde çok güzel bir ayakkabı var. Canım anam Amerika'da yaşamama Nike'ın burada daha ucuz olmasına rağmen bana ayakkabı göndermiş. Seni çok seviyorum anne. Efendim bir de böyle bir poşetimiz var. Bunu da açacağım şimdi size ama önce ayakkabıyı göstereyim hemen hızlıca. Çok da uzatmak istemiyorum. Ay sürekli ekrana dokundurtuyor çünkü bir yere bağladım kameramı. Herhalde bağlamamalıydım ama sorun yok. Şöyle bir ayakkabı göndermiş annem bana. Biz annemle çok şey giyiniriz. Böyle aynı şeyleri çok giyiniriz. Mesela bir ayakkabıdan iki tane alıp annemle beraber falan giyerdik ben Türkiye'deyken. Sanırım bunlar annemde de var. Kendinden aynısından bana da aldı. Duygulandım kız bunları görünce. Sesim titriyor. Hasretinle yanıyorum. Evet arkadaşlar sonunda kendime göre bir yer buldum. Kamerayı koydum. Annemden gelen şeyleri görünce de bugün bayağı duygulandım. Çünkü annemi çok özledim ya. Annem hiç aklımdan çıkmıyor desem yeridir yani. Annem bilmiyorum ya. Benim annem çok farklı bir kadın. Hayatımda da yeri büyük. O yüzden normal. Hadi çantayı açalım. Duygusallığa yer yok bu kanalda. Vallahi çok heyecanlıyım ya. Büyük ihtimalle çok güzel şeyler geldi. Şöyle bir şey var. Kız bu ne böyle? Her şey çok büyük. Böyle bir şey var. Neymiş bakalım. Böyle bir tişört çıktı içinden. Mickey Mouse'lu, taşlı. Kumaşı da likralı yalnız. Çok güzel. Çok coolmuş ya. Sonra böyle bir tişört göndermiş. Yine önünde kuru kafa var. Bayağı iyi. Arkasında da danteli var şöyle küçük. Tarz bir tişört. Teşekkür ediyoruz Ülkücüğüm. Dalin sabun. Annem sabun göndermiş ya. Çekirgeler bağırıyor. İnşallah kameraya çıkmıyordur sesleri. Uf, bu çok iyi. Bu çok iyi. Annemin tarzına bakar mısınız? Bana beğenip aldığı eşofman altına. Bana bu eşofman altına almış. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok iyi renkler. Renkler tam benim renklerim. Bunu bir aşağı koyayım kameranın önünde durmasın. Bu da üstü. Ha bir de onun bu eşofmanın aynı takım üstü vardı. Ben tabii annem aldığında biliyordum yani bana bunları aldığını. Hemen fotoğraflarla. Ay çok güzel. Kumaşı incecik. Buna bayıldım. Buna gerçekten çok bayıldım. Bunu hemen giymek istiyorum. Oo bu ne? Kız bu ne? Elbise. Kaç para vermişsin? Ay 100 liraya almış annem. Bu ne? Bu bluz. Oo. Böyle omuzları vatkalı. Deri gibi ama hissi deri değil böyle. Çok güzel bir tişört. Çok klasmış ya. Bu giyince çok güzel durur şu koldan da böyle bol ya. Bayıldım anne. Bayıldım. Bayılacağımı biliyordum. Aa, burada daha bir sürü şey var. Ne güzel de yan yana her şeyi sıkıştırmış koymuş. Ben bu eşyaları herhalde 5 valiz falan yapardım. Havlu koymuş bir sürü. Bir sürü küçük havlu var. Havlu istemiştim ondan. Buradaki havlular yani çok kaliteli havlular da aldım ama bir böyle bizim o Türkiye'deki güzel havlular gibi olmuyor. Canım annem ya. Aşkım ya. Tamam. Burada bunlar var. Şöyle bir bornoz almıştı annem bana. Onu da göndermiş. Bu da çok güzelmiş yalnız ya. Bornoz da seviyoruz efendim. Ben bu çantayı da çok beğendim bu arada. Bu çantayı da kesinlikle kullanırım yani. Aa burada böyle bir bluz var. Bu bluz benim bluzum. Wow. İnanılmaz değil mi? Bu nasıl bilmiyorum. Bu galiba sırta geliyor böyle. Çok şık durmaz mı ya? Önü de böyle görünüyor arkadaşlar. Göstereyim. Bunların hepsini tabii denemek lazım ki nasıl bir şey olduklarını anlamak için ama. Burada maske var. Maske de göndermiş canım anam bana. Bakın. Ay ne güzel. Şu maskenin güzelliğine bakın. Arılar, annem bunları kendi işlemiş bu maskenin üzerine. Bir de böyle Türk bayraklı maske var. Bunları Uber'de takacağım. Çok güzel olacak. Bir de burada burada Türk bayraklı maske var. Bir de bu var. Bu çok güzelmiş. Şuna bakın. Ne bayıldım anne. Rengarenk. Bir de keep going diyor. Atam. Atatürklü. Atamlı maske. Bayıldım abi. Her şeyi çok beğendim gerçekten. Annem zaten göndereceği şeylerin bu kadar güzel olacağını tahmin ediyordum yani. Canım anam ya. Analarımız olmasa biz ne yapardık ya? Analarımızı sevin. Anne bu kolye ne kadar güzel. Anne buna bayıldım. Nereye dolandın sen? Anne bu çok güzel. Anne bunu çok beğendim. Görebiliyor musunuz? Bu
buna bayıldım. Fiyatına bakalım, görünmüyor. Anne ya. Annem yanına gitmek istiyorum. Şimdi şunu bir açalım 2 dakika. Bunda neler var bunları da çok merak ediyorum. Annemden bayrak da istemiştim. Annem bayrak da göndermiş. Türk bayrağımız. Burada bulmak çok daha zor oluyor Türk bayrağını. Artık ben çünkü bayramlarda 29 Ekim'de, 30 Ağustos'ta falan böyle camıma bayrak asmayı seviyorum. Yani onların da Amerikalıların kültürü ayrı, benim kültürüm ayrı. Hem bazen böyle açıklama yazıyorum kartona. Mesela 23 Nisan'da yapmıştım öyle bir şey, işte bugün Türklerin böyle bir bayramı var diye. İnsanlar da farkındalık kazanıyor bence. Annem bana Bepantol'den bir sürü ürün alıp göndermiş. Bunlar işte gözenek temizleme bantları, Bepantol cilt bakım kremleri, onarıcı bakım merhemi, dudak için krem, T bölgesi bantları, her şeyden göndermiş. Canım annem, aşkım benim, her şeyi düşünmüş. Bir sürü çorap falan göndermiş. Bunlar da çok güzel oldu. Şöyle süslü çoraplar göndermiş. Böyle bir tane lif var. Ben lif diye düşündüm. Aslında biraz patik gibi duruyor ama sanırım lif böyle elini sokup keselemek için. Şunları çekeyim şuradan. Bakalım burada başka ne var? Burada kıyafet de var gibi çünkü. Tabii bunların hepsi kıyafet. Anne pantolon gönderdin demiştin. Hangi pantolon acaba? Bu nedir? Bu mavi bir gömlektir. Şöyle. Aa ne kadar güzel. Bakın. Şöyle mavi bir gömlek. Oo burasına bakın. Şöyle taşlı bir star var. Ha burasında da varmış. Cebi de var. Çok güzelmiş be. Hem de keten gibi. Sonra böyle bir şeyimiz var. Bu da keten elbise galiba. Aa renge bak. Rengi çok güzelmiş ha elbisenin. Ben bayılırım böyle keten şeyler giymeye. Çok güzel oldu bu. Canım eteğim gelmiş. Bu etekte fotoğrafım var, İstanbul manzaralı. Bu etek çok güzel bir etek. Ay bu eteğin gelmesi çok iyi oldu. Canım eteğim. Çok seviyorum kıyafetlerimi. Heh, bu pantolon annemin bahsettiği. Kendimi aldım. Çok beğenerek aldım. Ama sana gönderdim demişti. O pantolon da bu pantolon. Pantolonun güzelliğini görebiliyor musunuz yalnız? Çiçekli falan. Bence bu bana olur anne bu arada. Sanki annemle konuşuyorum. İzler herhalde videoyu diye düşünüyorum. Çünkü kendimi aldım dedi ama bayağı büyük. Bakayım bir. Olur olur ben bunu giyerim ya. Ben bunu biraz bol giyerim zaten. Ah keşke deneye de bilseydim ama hem yorgunum hem de yoğunum. Arkadaşlar o yüzden şu an bunları deneyemeyeceğim. Zaten arkadaşlarımdayım. Ortalığı da şey yapmak istemiyorum. Bugün arkadaşlarla takılacağız. Wisconsin'dan gelen arkadaşımın biraz canı sıkkın bazı olaylar yüzünden. Kişisel olduğu için bahsetmek istemiyorum. Bana Özge senin yanına gelebilir miyim demişti. Ben de tabii ki de gelebilirsin demiştim. O geldi. Bugün onunla ilgilenmek istiyorum. O yüzden videoyu çok fazla çekmeyeceğim. Yarından devam ederiz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve yarın için heyecanlanın. Çünkü yarın çok güzel bir yere götüreceğim sizi. Acaba bir Türk iş adamı mı o mübbara mı?
selamlar arkadaşlar. Umarım haftanız çok güzel geçiyordur. Ayrıca bugün salı değil, çarşamba. Salı dündü. Bugün neden çarşamba? Ben arkadaşım dün akşam bende kalmıştı. Şimdi onu bıraktım arabasına. O şey, yaşadığı yere geri dönecek. Biraz uzakta oturuyor. Ben de şimdi nereye geldim? Onu anlatayım size. Arkadaşlar, benim burada akrabam varmış Chicago'da yaşayan. Ben de bilmiyordum. Babam da bunu bilmiyordu. Baba tarafından akrabamızmış. Sanırım babamın kuzeni. Beni sosyal medyadan görmüş. Chicago'da yaşıyor. Chicago'da bir bilişim şirketi var. Bana yazdı. İşte kız biz akrabaymışız, gel görüşelim, tanışalım falan diye. Ama kendisi bayağı yoğun bir insan. Sanırım biz Malatyalılar yoğun insanlarız. O yüzden bayağıdır görüşemiyorduk. Onun da bugün burada bir fuarı varmış. Chicago'da bir fuara katılıyormuş şirketiyle beraber. Robot yapıyormuş bu arada arkadaşlar akrabamız. Vahap abi, ismi de Vahap. Ben dedim ki abi ben seni gelir fuarda ziyaret ederim. Zaten merak ediyorum öyle şeyleri. O da tamam o zaman gel dedi. Hatta bana bilet gönderdi. Çok böyle tatlı, kibar bir abiye benziyor. Ben o izlenimi aldım. Çok heyecanlıyım. Bugün onunla tanışmaya geldim. Kameramı yanımda getirdim. Eğer kameraya karşı sıcaksa onu da çekmek istiyorum. Ama ben YouTube yapıyorum diye hayatımdaki insanlar kamera karşısında olmak zorunda değil arkadaşlar. Kimseye bir şeye ben asla zorlamıyorum. Ama soracağım. İsterse sizle tanıştırırım. Belki etrafı, yaptığı işleri çeker, gösteririm. Eğer ilginizi çeker mi bilmiyorum. Çekerse yani güzel olur diye düşünüyorum. Ben çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa Amerika'da bir akrabamla tanışacağım. O yüzden gidelim. Anda Vahap abi müşterilerle pazarlık yapıyor. Robot almaya gelmişler insanlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Fuardan çıktım. Şimdi size küçük bir anlatım geçeceğim. Sonra devam edeceğiz günümüze. Ben aslında bu fuarda Vahap abiyle tanışmak için geldim. Çünkü dediğim gibi videomu görüp bana yazdı ve bayağı yakın bir akrabayız. Ve ben bir önce tanışmak istedim. Çünkü burada kimsem yok yani. Hiçbir akrabam yok. Görünce bayağı heyecanlandım. Vahap abi çok tatlı bir adam. Ama o kadar yoğundu ki biz bile doğru düzgün sohbet edemedik. Çünkü fuarda şu anda kendi şirketinin robotlarını getirip oraya koymuş. İnsanlar sürekli gelip soru soruyor, kartlarını veriyorlar ya da kart istiyorlar. O yüzden hiç çekmeyi sormadım bile. Soracak zamanım bile olmadı. Öyle ayaküstü bir tanıştık. Ben orada biraz oturdum birkaç saat. Belki yoğunluk geçerse konuşuruz diye ama yok, bayağı yoğundu. Güzel bir şey tabii bu. Şimdi ayrıldım onun yanından ama çok yakın bir zamanda görüşeceğiz. Böyle yemekte bir yerde oturup sohbet edeceğiz biraz iyice tanışmak için, birbirimizi tanımak için. Belki onu çekerim size, bilmiyorum. Belki de özel konuşuruz, çekmem, bakacağız. Rahap abi burada dediğim gibi robot işi yapıyormuş. Aslında ben onu da çok merak ediyorum ama detaylarını öğrenemedik henüz. Öğreneceğim inşallah. Fuarı çekecektim aslında size ama hiç ilgimi çekmediği için çekmedim. Çünkü her yer robot, böyle endüstriyel robotlar bunlar tabii. Anlamıyorum, etmiyorum yani. O yüzden size de bir şey çekmedim. Ara ara böyle küçük görüntüler çektim Vahap abinin standının oradan. Onları paylaşırım. Şimdi de nereye gidiyorum? Aslında size o hikayeyi anlatacağım. Şimdi yaslanın arkanıza. Alın efendim elinize çayınızı, suyunuzu, bir şeyinizi. Dinleyin beni. Ben şimdi bir kızı almaya gidiyorum. Biz bu kızla nasıl tanıştık biliyor musunuz? Geçen gün ben markete gitmiştim. Biliyorsunuz ki benim arabanın arkasında Özge'nin Amerika'sı yazan bir sticker var. YouTube'umu takip etsin insanlar diye koymuştum. Marketin otoparkında arabamın arkasındaki sticker'ı görüyor bu kız. Bu arada bu kızın kendisi de, adını söyleyeceğim birazdan. Kendisi de YouTuber. Aynı zamanda Instagram'da çok böyle düzenli paylaşımlar yapıyor. Instagrammer da diyebiliriz. Bayağı da böyle yüksek takipçisi var. İzlenen bir insan. Benim gibi değil, onun kanalı izleniyor. Beni görmüş. O da Chicago'ya yeni taşınmış. Bir Türk arkadaşı olmadığı için bir Türk arkadaş arıyormuş. Görünce hemen benim kanalımı aratmış. Bulmuş. Sonra benim Instagram'ımı bulmuş. Bana DM atmış. Ama ben çok fazla mesaj geldiği için DM'leri sürekli okuyamıyorum. Mesela bazen eve geç gelip oturup okuyorum.
ben görmemiş onun attığı mesajı. Sonra o bir hikaye paylaşmış. İşte takipçilerinden rica etmiş gelip benim işte bir şeylerime yorum yapsınlar, ben onun DM'ini göreyim diye. Tabii ona kalmadan ben böyle dün gece eve geldim, gelen mesajlara bakıyordum işte önemli ya da acil bir şey var mı diye. Bazen çünkü şey yazıyorlar, abla geldim havalimanında kaldım yardım et falan. O yüzden genelde geceleri kontrol etmeye çalışıyorum acil bir şey var mı yok mu diye. Herkese dönüş yapamıyorum arkadaşlar. Bazılarınız kızıyor, bu yazacağım dedin yazmıyorsun lan falan diye. Hakikaten çok yoğun bir hayatın içindeyim ve her zaman zamanım olmuyor. Neyse bunu şimdi geçelim. Her neyse ben onun mesajını gördüm. Aa ne kadar böyle enerjik, tatlı, güzel, bıcır bıcır bir kız. Dedim ki inanmıyorum, özür dilerim yani görmemişim mesajını. Hemen buluşalım, görüşelim. Bugün onunla buluşacağız. Şimdi onu almaya gidiyorum. Normalde ben bir video çekecektim bugün. O da bana yardım edecekti. Ama saat bayağı geç oldu. Ben de yorgunum. Acele acele bir iş de yapmak istemiyorum. O yüzden büyük ihtimalle onunla bir yerlere gidip oturup takılacağız. Eğer isterse, ki zannetmiyorum hayır diyeceğini, kendisi de YouTuber olduğu için kameraya da gösteririm onu. İsmi Albina Nur. Albina Nur Türk sevdalısı olarak Instagram ve YouTube'da var sanırım. Onu da izlemek isterseniz bulup izleyebilirsiniz. Aşırı bıcır bıcır bir kız. Sanırım Kırgız ama bayağı iyi Türkçe konuşuyor. Yani içeriklerini Türkçe yapıyor. Öyle. Bugünümüz öyle devam edecek. Zaten akşam onu da akşam anlatayım, tamam. Kızla görüştükten sonra yarın neye heyecanlandığımı anlatacağım size. Evet arkadaşlar, bakın yanımda kim var? Türk sevdalı. Albina ile buluştuk. Size bahsetmiştim markette arabamın arkasındaki Özge'nin Amerikası logosunu görüp bana yazmış. O da yeni gelmiş, çok arkadaşı yokmuş. Tanıştık, bundan sonra artık beraberiz. Aynen, dünyanın her yerinde Türklerin peşindeyim. Sonunda buldum. Bu kız Türk sevdalısı evet. Ya. Takip edin bu arada arkadaşlar. YouTube ve Instagram'dan çok güzel videoları var. Çok güzel videolar çekiyor. Biz de çok güzel beraber videolar evet, çekeceğiz. Evet, nasıl beraber videolar çekeceğiz? Nasıl konuştuk şimdi? Çok güzel videolar geliyor. Bu kız çok güzel bir YouTuber ya. Belki bana biraz YouTube'u öğretir de. Sizden hayır, kurtulurum dermişim. İzlemiyorlar çünkü. Pislikler. Biz yemek yedik. Şimdi bir kafeye geldik. Kahve içiyoruz. Sizle tanıştırmak için çok açtım kamerayı. Çok lezzetli kahve. Çok güzel bir kahve bulduk. Beğendin mi kahveyi? Evet, çok güzel. Geçelim. Artık bir sonraki Albina ile çekeceğim videoya kadar Albina'yı özleyin. Değil mi? Hadi görüşürüz. Selamlar. Biraz kendime geldim, o yüzden kamerayı açtım. Hatırlarsanız bu hafta çok güzel bir hafta olacağından, hatta size küçük bir sürprizim olduğundan bahsetmiştim video başında. Ben okula başladım arkadaşlar. Bugün okulun ilk günü. Realtor, emlakçı olmak için ilk adımımı attım. 2 günlük bir eğitim alıyorum. Bugün ilk günü dediğim gibi, yarın da geleceğim. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar dersteyim. Şimdi mola verdiler, ben de danıt almaya çıktım. Arkadaşlarım var. Okula geri döneceğim. Çok heyecanlıyım ve çok korkuyorum. Çünkü her ne kadar İngilizceyi çatır çatır konuşsam da yazı dilinde çok zorlanıyorum. O yüzden benim için dua edin. Gerçi bu videoyu izlediğinizde sonuç belli olmuş olacak. E,
derse. Şimdi mola verdik arkadaşlar. Öğle molamdayım. Çok şeker bir kafeye geldim. Kendime bir şeyler söyledim. Yemek yiyeceğim. Çok yorgun ve uykusuzum. Thank you so much. Appreciate it. Şimdi biraz bir şeyler yiyip kendime geleceğim, dinleneceğim ve okula, derse geri döneceğim. Ama bu arada size güzel bir haber vermek istiyorum. Eskiden böyle şeyleri çok söylemiyordum, böyle güzel yaptığım işleri. Nazardan korkuyordum ama artık nazardan korkmak istemiyorum. Kötü insanların kötü düşüncelerinden de korkmak istemiyorum. O yüzden söyleyeceğim. Bugün hatta dersteyken ilk müşterimi aldım sosyal medya işi olarak. Burada bir restoranın sosyal medya uzmanlığını yapacağım. Çok heyecanlıyım. İnşallah güzel olur. Çünkü ekstra olarak ekstra bir para kazanmak için o işi de yapmak istiyorum. Zaten ilgiliyim biliyorsunuz. Bu haberi de sizlerle paylaşmak istediğim çok güzel bir hafta oluyor. Şimdi yemeğimi yiyeyim, yine görüşürüz. Ders bitti arkadaşlar. Ben okuldan çıktım. Eve doğru gidiyorum. Bayağı yorucu bir gün oldu benim için çünkü erken uyandım. Ve çok uzun zamandır bütün gün derse girmiyordum. Yani ben üniversiteden mezun olalı 3 yıl oldu ya. Evet 3 yıl oldu, bayağı olmuş. Özlemişim tabii azıcık böyle sınıf ortamını, şakalar falan. Bir de çok tatlı insanlar vardı sınıfta. Zaten bu işin içinde olan, sadece lisans almak için gelen insanlar falan da vardı. Böyle cool insanlarla derse girmeyi seviyorum. Hani böyle şakalar yapıyorsun, işte hocayı arada sıkıştırıyorsun falan. Güzeldi. Hem arkadaşlarımı sevdim, hem hocayı çok sevdim. Hoca aşırı şeker bir adam. Zeynep'e biraz korktum acaba aksandan anlamaz mıyım diye, ama öyle şey bir aksan yok yani. Bayağı anladım. Ay öyle. Şimdi eve gidiyorum. Çok yorgunum. Yemek yiyip ders çalışacağım çünkü yarın sınavım var. Yarın direkt sınava gireceğim ama bakın burada şey varmış arkadaşlar. Closet sale. Hemen size closet sale'ın ne olduğunu önce anlatayım, bir bakmadan önce. Burada insanlar eski eşyalarını satmak istedikleri zaman böyle bir yerlere koyup böyle yolun kenarlarında satıyorlar, üzerine böyle bir şeyler yazıp. Burada da bir tane var. Ben de şimdi bakacağım çünkü çok tatlı görünüyor. Bakın böyle. Hi. Hi. How are you guys? Good. How are you? I remember you. I saw you before here. Yeah? Yeah. I remember the blue pants. Oh, I was wearing blue pants. Okay. Time. Then yeah, it must be you. I was gonna stop by that day. I forgot so. Yeah. Well, here's my chance. Bu çantayı çok beğendim. O yüzden bu çantayı aldım. Bence bayağı tatlı ve böyle style, benim böyle tarzıma benziyor. Onu aldım. Şimdi eve gidiyorum arkadaşlar. Artık sizinle yarın görüşürüz. Çünkü yarın tekrardan okula gideceğim. Vlogu sınava girdikten sonra kapatmak istiyorum ki size geçtim mi geçmedim mi bilgisini verebileyim. Şimdi kapatıyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın. Cuma sabahıyla karşınızdayım arkadaşlar. Yaklaşık bir yarım saat önce uyandım. Bugün makyaj da yapmadım çünkü dün çok geç kalmıştım. Daha doğrusu geç kalmadım ama ucu ucuna koştura koştura yetiştim. Kamerayı da açamamıştım okula giderken, o yüzden. Bugün de geç kalıyorum ama yani bugün erken değil. 5 dakika içinde okulda olmam lazım. Kendime tost yaptım, yolda yiyorum. Kahve yaptım çantamda. Dün gece de bayağı bir ders çalıştım. Kafam iyice karıştı ama bugün derste hoca da işleyince tekrardan oturur diye düşünüyorum. Sınav için endişeliyim açıkçası. Ay, hayırlısı olsun hakkımızda. Geçmem lazım ya sınavı. Sınavı geçersem okulun sınavını, gidip devletin sınavına gireceğim ama yani okulun sınavını geçersem göze gelirim diye düşünüyorum. Neyse ben gidiyorum. Görüşürüz yine okulda. Dua edin anacığım bana. Ne olur geçeyim. Merhabalar. Ben okuldan çıktım. Şimdi koştur koştur eve geldim. Biliyorsunuz ki okul evin arası çok yakın. O yüzden gelip evde açmak istedim kamerayı. Ve size güzel haberi vermeye geldim. Ben sınavı geçtim arkadaşlar. Hatta böyle bir sürü bir şey var. Göstermek istiyorum size. Göstermek istiyorum size. Ay. Bakın adım yazmışlar. Nerede? Bu arada sınıfın en yüksek puanını almama ne diyorsunuz arkadaşlar? Evet, en yüksek skoru ben yaptım. Normalde 75 ile geçebiliyorsunuz. Ben 86 ile geçtim, göstereceğim şimdi size. Bir bilgi var mı saklamam gerekiyor, ona bakıyorum ya. Şurada yazıyor efendim 86. Görebiliyor musunuz 86'yı? Ya görmüşsünüzdür. 86 puan aldım, 75 ile geçiliyordu zaten. İnsanlar 76-78 falan yaptı. Ben bayağı yani ilginç şekilde 86 yaptım. Şimdi böyle bir kitap verdiler. Size kısaca durumu anlatmak istiyorum ama galiba özel bir video yapacağım bununla ilgili. Ben şu anda gittiğim okulda aslında burada farklı oluyor emlakçı. Bir
ev kiralayan var, ev leasing agent deniyor. Bir de broker var. Broker hepsini yapabiliyor. Ben brokerlık sınavında çok zorlanmıştım. Bir kere hazırlanmaya kalktım. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Yaklaşık bir 100 saat falan eğitim alıyorsunuz. Leasing agent'la yani ev kiralama için de 15 saat eğitim alıyorsunuz. 2 gün zaten. İşte ikinci günün sonunda sınava giriyorsunuz. Benim girdiğim gibi. Ben bugün sınava girdim. Okuldaki sınavı geçtim. Şimdi bir tane daha sınavım var. O da devletin sınavı olacak. Onun için de şimdi sisteme kayıt yaptırdım. Sanırım bu önümüzdeki hafta içi bir gün gideceğim. Sınava gireceğim. Onu da geçersem lisansımı almış olacağım ve çalışmaya başlayacağım. Çok heyecanlıyım. Önce buradan başlamak istedim. Önce ev kiralamayla başlayıp biraz işi öğrenip, piyasayı öğrenip, çevre yapıp o arada da kendimi daha iyi hissettiğimde tekrardan broker yani gerçek bir emlakçı olmak için sınava gireceğim, hazırlanacağım. O çok uzun bir süre alacak. Yani 2 ay dünyadan kopup çalışman lazım falan diyorlar. Biliyorsunuz ki ben dünyadan kopamıyorum. Ama kopacağız. Onu da halledeceğiz. Sizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz hele çok 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 daha fazla seviyorum hepinizi. Çok da öpüyorum. Ben şimdi koştur koştur Uber'e çıkacağım. Yeni geldim eve. Bu size bu güzel haberi vermek istedim. Beni emlakçı yaptınız arkadaşlar. Yapıyorsunuz. Size bütün bu süreci çekip anlatmak için de gerçekten çok heyecanlıyım. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Ben sizi çok seviyorum ama siz bana sevginizi göstermezseniz bilemiyorum. Ben gösteriyorum böyle kameralar karşısında ama sizin de göstermeniz lazım. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere efendim.